duygusal yiyenler o yiyeceği en çok neyin yerine koyuyor? Siz tatlıyı sevdiğiniz için yiyebilirsiniz. Ben hala baklava yiyorum ama iki kilo değil. Sabahları iki kilo baklava mı yiyordunuz? Diyet sütler <laughs> Kiloyu verdim. Uçak korkusunu yendim. Bilinmezliğin verdiği o çaresizlik bilinçaltının en nefret ettiği şey. Niye değişmek istiyoruz ama değişemiyoruz? Bizim patronumuz bilinçaltıdır. Her zaman bilinçaltının dediği olur. Şimdi ben bilinçaltımdan şikayetçiyim. Bana kilo verdirmiyor diye o da benden şikayetçi düzeni bozduğum için. Ben ne yapayım? Niye de beni 70'ten tekrardan 80'e doğru çıkartmaya devam ediyorum? Birçok araştırma yapıyor, birçok deneme yanılma yöntemiyle son 30 dakikayı buluyor. Orada ne yapacağız? Aslında iki şey yapmamız gerekiyor. Bir kısa ve sert komutlar. Askeri filmlerde izlersiniz. Koş, yere at, kalk. İlk başlarken şey ya kim girecek sabah 5 falan filan gir, yap, et diye diye onu o şekilde kendime alıştırdım. İlkel söylenken. beyninize isim mi verin diyorsunuz? Evet. İlkel beyninize komik bir isim verin. Kaderimiz değil yani bilinçaltı kayıtlarımız. Değiştirdiğimiz zaman finansal kaderimizi değiştiriyoruz, duygusal kaderimizi değiştiriyoruz. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında gördüğünüz üzere yanında çok sevdiğiniz bir isim var bir kere daha bizimle. Hipnotist, beyin koçu Elif Erdanay. Elif Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Çok mutluyuz sizi bir kere daha ağırladığımız için. Teşekkür ederim. Zira sizin anlattıklarınız izleyicimizin inanılmaz ilgisini çekiyor. O e, bir takım telkin hareketleri alıştırmalarda veriyorsunuz ya onları birebir evde uyguladıklarının ben haberini alıyorum. Güzel. Peki izleyici merak eder şimdi bugün bize ne anlatacaklar diye. bence Bugün neden bu yayını izlemeleri gerektiğini siz anlatın. Bugün aslında hem biraz bilgi verelim istiyorum hem de ben sabahtan beri kendimi Canan Karatay gibi hissediyorum. Burada görsellerim var vesaire. <laughs> yani bugün aslında her şeyin daha netleşeceği ve o teknikleri neden önerdiğimizi nasıl uygulamalı gerektiğini bence daha güzel konuşalım. O zaman şöyle başlayalım. Şimdi kalıcı değişimler istiyoruz. Hoşlanmadığımız durumlar var kendimizle ilgili. Bırakmak istediklerimiz var, bağımlılıklarımız var. Evet bunlardan kurtulmak istiyoruz ama kalıcı değişimde zor Elif hanımcığım. Kalıcı değişim niye zor? Niye değişmek istiyoruz ama değişemiyoruz? Yani insanoğlu gerçekten aceleci bir varlık. Dolayısıyla hmm. hani hemen değişmek, dönüşmek istiyor ama tabii bizim bir yaşam senaryomuz var öncelikle. Hatta ilk göster ilk gösterden onu gösterebiliriz. Yani şurada bilinçaltı diye bir yapı görüyoruz ve bilinçaltında bizim bazı kayıplarımız var. 8 ile 12 yaşından beri oluşan kayıplarımız. Bütün bunlar bizim aslında yaşam senaryomuzu oluşturuyor. Hı hı. Dolayısıyla bunları böyle bir çırpıda, bir parmak şıklatmasına ne yazık ki değiştirmemiz pek mümkün değil. Aslında e, bizim vermiş olduğumuz bütün telkinler, görseller, göstergeler vesaire teknikler Tabii bunları değiştirebilmek için ama ne yazık ki toplumumuzun çok büyük bir bölümü direnen yapıya sahip. %5'lik bir bölümünde hipertelkine yatkın. Yani hemen değişebilen bir sözü duyduğunda hemen onu içselleştirip dönüşebilen insanlar ama Yüzde kaç dediniz? %5 %5 çok yani. az. Somnambulo dediğimiz e, evet çok az. Dolayısıyla birdenbire değişimi kendinizden beklemek kendinize de yapacağınız en büyük haksızlıklardan bir tanesi. Daha ayrıntılı konuşuruz isterseniz. Şu görseli bir daha elinize alın. Orada soracaklarım var. Tabii ki. Elif Hanım'ın elindeyken bir gösterelim. Şimdi ben Bilinç yüzde 12 oranını görüyorum. Altta bir kritik zihin var. Evet. Onun altında da bilinçaltı yüzde 88. Bu oranlar bize ne anlatıyor? Kritik zihin ne diye merak ederse bir izleyicimiz. Öncelikle bizim patronumuzu temsil ediyor. Bizim patronumuz bilinçaltıdır. Her zaman bilinçaltının dediği olur. O yüzden bilinç olarak biz ne kadar değişmeyi istesek de aslında bir de bize bir homeostaz diye bir yapı var. Yani belki biyoloji dersinden duymuş olabilirsiniz ya da biyolojiyle ilgilenenler. Demek o? Homeostaz bizim içimizdeki değişime direnen kısım. Yani hepimizin içinde bir ayar var. Şöyle anlatayım. Biz dakikada 15 ila 20 kez nefes alıyoruz. İşte kalbimiz 60 ila 100 kez kan pompalıyor. Bunlar bizim normal standart ayarlarımız. Ama bir yere çok acil bir şekilde gittiğimiz zaman nefesimiz hızlanıyor, kalp atışımız hızlanıyor değil mi? Ama dikkat edin sonra dinlendikçe bu kendi iç ayarına geri geliyor. Normalleşiyor. Normal dedi. Tekrar dakikada 15-20 nefes, dakikada 60-100 kez gene kan pompalıyor. Dolayısıyla bunu yapan işte homeostaz. Yani iç dengeyi koruyan, değişmek istemeyen kısım. İç ayarını koruyan kısım. Ama homeostaz sadece fiziksel anlamda yok, ilişkilerimizde de var. Ondan sonra düşünce yapımızda var, kilomuzda var. İnsanlar mesela kilo veriyorlar. İşte 80'den Diyor ki ben kesin karar aldım. Vardır şimdi aramızda o yılbaşı direkt işte karar alan devrimsel bir şekilde değişeceğim, kilo vereceğim. İşte 80'den 70'e iniyor diyelim. Ondan sonra bilinçaltı bu sefer patron şunu söylüyor. Kendim için konuşacaksam. Elif düzeni bozdu. Elif iç ayarı bozdu. Şimdi ben bilinçaltımdan şikayetçiyim. Bana kilo verdirmiyor diye o da benden şikayetçi. Düzeni bozduğum için. Bu sefer ne yapıp ne edip beni 70'ten tekrardan 80'e doğru çıkartmaya devam ediyor. Bunu yapan taraf homeostaz. Yani homeostaz varken direkt olarak değişmek ne yazık ki mümkün değil. O yüzden trans teknikleri çok önemli bir şey. Bu denenen tarafı bypass edip ya da en zayıf anını yakalayıp kendimizi programlamak, iç kaydımızı, yaşam senaryomuzu değiştirmek. O zaman e, hanımlar beylere çok kızmasın. Eşinden <laughs> şikayet eden hanımlar şunu bilsin ki Eşinin içinde de değişime direnen bir yapı var. Kesinlikle. Yani burada latife yapıyorum beyler üzerinden verdim örneği ama. Hanımlarda da var. Evet hanımlarda da var. Yani hepimizin içinde değişime direnen evet. bir tarafımız var. Niye direniyoruz? O bizi daha mı korunaklı kılıyor? Tabii ki yani özellikle soğuk kış şartlarında bizim vücut sıcaklığımız 37-38 <laughs> derece ama e, bir eksi 10'da eksi 20'de düşünün direkt olarak titremeye başlarsınız. Kaslarınız titreyerek ısınmaya başlar. Çünkü dışarıdaki o soğuğa karşı direnç gösterecek ki bizi koruyabilsin. Şimdi böyle bir yapı sadece dediğim gibi fiziken yok. İlişkilerimizde de var. Mesela işte 20 yıllık 30 senelik evliliğini bitiren insanlar direkt eşlerinden kopamıyorlar. Geçen programda anlattım ya ben inşaatında boşanmak. İşte de dediğim şey tam ha, olarak bu. Tam tersini uyarlayalım. E kötü giden bir evliliği devam ettiren tarafımız da bu. Yani bu yapıyor bize. Aynen öyle. Hayır böyle kal diyor. Böyle kal. Yani çünkü geleceğinizi bilmek istiyor bilinçaltınız zaten. Yani hatta çok viral olan bir video var. Kötü günleri geride bıraktık şimdi sırada daha kötü günler var. Hatta aynı tatlı işte yani o... Kötü olsun iyi olsun onun için fark eden bir şey yok. Ama o ayrımı yapamıyor. Yapmıyor zaten çok bilinç diye bir şey yok bilinç altında. Mantık kritik etmek ya bu yararlı mı zararlı mı diye bir şey yok. Ya duygusal yemek Elif için yararlı mı zararlı mı? Onda öyle bir şey yok. Sadece gelecekte olacak mı olmayacak mı? Bilinçaltımız Ferda Hanım bilinmezler nefret ediyor. Mesela kendinizi hatırlayın. Allah korusun polisin kapısında haber beklerken, hastane kapısında haber beklerken, yaramazlık yaptınız müdürün kapısında disiplindesiniz beklerken o bilinmezlik, bilinmezliğin verdiği o çaresizlik bilinçaltının en nefret ettiği şey. Dolayısıyla geçmişine bakacak, şimdiki hareketlerine bakacak ve geleceğine doğru bir çıkarım yapacak. Bilinçaltı böyle çalışıyor. Dolayısıyla duygusal yiyorsan, işten eve geldiğin zaman kendinle ilgilenme modelin yemek yemekse, ki benim ne de demek istediğimi anlayacaklar, <laughs> benim danışanlarım çok fazla bu konuda. O yüzden bilinçaltınız devamlı hareketlerinizi takip ettiği için değişime de direniyor. Çünkü bilinen alan o. Duygusal yemeğiyle ilgili sorunu olan biri Hangi değişime direniyor? Onun bilinçaltı ne diyor da kilo hmm. veremiyor? Bize böyle bir örneklendirerek anlatabilir misiniz? Ee, bir de mesela bundan kurtaracak hemen böyle bir sihirli anahtarımız, deneyimiz var mı acaba sizde? Vardır o tekniklerde. Var ama şöyle söyleyeyim. Bir kere yemekleri yemek olarak görmüyoruz zaten. Yemekler gerçek anlamda biz bizim için bir ilüzyon. Çünkü yemeği yemek olarak gördüğümüz zaman o kadar yemek istemiyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela salatalık. Salatalıktır. Çok fazla bir bağımlılık yapmaz ama bir tatlı bağımlılığı. çikolata gibi, benim kendim için söyleyeyim baklava gibi. Yani bu tarz şeyler zaten bizim bilinçaltımıza bazı görevleri var. Bakın burada tekrardan şu görseli aldığım zaman işte artılar ve eksiler var. Ama bu artılar eksiler aslında bizim bilinç için artı eksidir. Bilinçaltı için artı eksi yoktur. Kayıt kayıttır. Dolayısıyla şu eksi kayıt diyelim mesela duygusal yemek diyelim. Onun orada bir görevi var Ferda Hanım. Mesela kötü giden bir evlilik iç, içinde belki o yediği çikolata onun için Hı hı. Ya da e, yoğun bir iş gününün ardından eve geldiği zaman e, yediği bir çikolata, yediği bir tatlı, yediği bir abur cubur. Özellikle abur cuburlardan bahsedeyim. Onun için bir eğlence aracı. Mesela reklamlar, dikkatli yazayım bugünden sonra. Hep bir coşku, hep bir neşe, hep bir eğlence reklamlarda. Abur, cubar, abur cuburlarda özellikle. Yani yemek yemek bizim herhangi bir fonksiyonumuz. Tıpkı tuvalete gitmek gibi, nefes almak gibi. Biz o reklamlar aracılığıyla hipnotize mi ediliyoruz? Aynen öyle. Çünkü zaten bir şeyi 6-7 defa gördüğünüz zaman hipnotik bir etki yaratır, ister istemez yaratır. Bilinçaltı tekrar sever. Yani illa böyle trans olmanıza gerek yok. 6-7 defa gördüğünüz zaman bir şeye zaten aşina olur. Ona karşı bir güven duymaya başlarsınız. Fark etmeden onu talep etmeye bile başlarsınız abur cuburlara geri gelirsem lütfen dikkat edin. Hep bir neşe reklamlarda, hep bir mutluluk, hep bir canlılık. Sanki böyle orada bir müthiş bir haz alıyormuş gibi. Evet. Ee, bütün reklam filmlerinde abur cuburların reklamı. Bakın size bu gözde. Bir daha bir bakın reklamlara dediğimizi anlayacaksınız. Bunlar nöro pazarlama zaten. Yani nöro pazarlama da bir nöro etkilenen başka bir tarz. O da aslında yapmak istediği şey hipnotik bir etki yaratmak, kayıt yaratmak burada satın alma davranışını değiştirmek insanlarda. Ben de hipnotik bir etkiyle bunu tersine çevirebilirim yani kendi lehime çevirebilirim ama değil mi? Tabii ki. Buradan bu sonuçta çıkıyor. O da çıkıyor ama şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi yemek bir eğlenme, yemek yemek bir eğlence aracı değil. Ne yazık ki işte bu taze reklamlarla tabii geçmişten de getirdiğimiz bir takım şeyler var. Tıpkı Tuvalete gitmek gibi, nefes almak gibi herhangi bir fiziksel bir fonksiyon ama herhangi bir şekilde ona bir görev verdiğinizde beni eğlendirme görevi gibi. Mesela damak tadımızın burada olmasındaki sebep bizim evrimsel bir gerçeğimizin sonucu. Hemen şuradaki görseli göstereyim. Evet, insan dediğimiz şey. Mesela homo sapiens şu anda akıllı evet. bileniz. Evet, biz burada olmaktan çok mutluyuz ama bu zannediyoruz kendi gerçeğimiz ne yazık ki sadece homo sapiens değil bizim çok büyük bir geçmişimiz var ve hala buradaki insanlar gibi düşünüyoruz avcı toplayıcı zihnine. Bu ne demek? Bu aslında bir yemeklere gerçekten bir önem atfediyorum. Avcı toplayıcıyım çünkü bilmiyorum yarınımı, endişe duyuyorum yanından ve yemekleri sürekli toplamaya çalışıyorum ki evlerdeki buzdolapları zaten bunun en büyük örneği, tamam mı? İkincisi e, aburcu buraya geri geldiğimiz zaman. Neden bir eğlence aracı değil? Çünkü hayatta eğlenmek için zaten birçok şey var. Yani Orta Çağ Avrupa'sında yaşamıyoruz. İşte telefonlarımız var, tabletlerimiz var, şu an bizi izliyorlar. Yani eve geldikleri zaman güzel bir nefes egzersizi yapabilirler, dans edebilirler, şarkı söyleyebilirler. Ama yemeğe eğlence görevi verdiğimiz müddetçe, duygusal yemeğe devam ettirdiğimiz müddetçe ya da yemeklere antidepresan görevi verdiğimiz müddetçe duygusal yemiden ne yazık ki kurtulamayız. Danışanlarınızdan yola çıkarak böyle bir istatistiki bilgi var mı elinizde? Duygusal yiyenler o yiyeceği en çok neyin yerine koyuyor? Benim kendi gözlemim e, kötü bir hayat biçiminden yani eğlencesiz bir hayattan aslında. Ama dikkat ederseniz çocuklukta başlıyor bu iş. İşte doğum günlerinde pasta verilmesi mesela. Bak i̇çimdeki Canan Karadaycık da gene ortaya. <laughs> yani Çocuğa mesela pasta vermek zaten mutluluk neşe eşittir. Pasta yemek, ya da pasta. yemek demek oluyor yani o zaman. Hep bir ağzımıza bir şey tıkıştırmak ya da bir sürpriz yumurta düşünün. Neden içinden oyuncak çıksın? Yani o zaman mantıki sonucu şöyle olması lazım. Tuvalet kağıtları reklamları da böyle neşe içinde olacak. Onların yanında da bir e, oyuncak verilecek gibi. Bu ne kadar saçmaysa ya da işte su mesela suyun yanında bir oyuncak verilecek gibi çocuğa. Bunu nasıl talep etmiyorsak çocuklara da şeker eşittir mutluluk kendinize de yapmayın bunu. Ama siz tatlıyı sevdiğiniz için yiyebilirsiniz. Ben hala baklava yiyorum ama iki kilo değil sabahları yaptığım gibi. O eski şeylere şeyleri izleyebilirsiniz. Sabahları 2 iki kilo baklava mı yiyordunuz? Diyet sütler <gülüyor> <gülüyor> Diyet sütle diyor duyuyor musunuz? Diyet sütle canım. Yani ilk defa izleyenler Elif Hanım'ın o anlamdaki hikayesini bilmeyenler için söylüyorum. Bu teknikleri önce kendinde uygulayıp Kendisi 40 kilo veren ve bir daha o kiloya asla dönmeyen vermek de sorun değil sonrasında çünkü o kiloyu e, daha da fazlasıyla alanlar var aynı verdiği kiloda kalabilme çok başarısında büyük aynı şey. zamanda. Ama Ferda Hanım hayat zaten pratik. İlk yani. yaptığınız hareket neydi kilo vermeye karar verdiğinizde? İlk önce ya birçok hareket yaptım ama sonuç dediğimiz şey kendine telkin verme becerisi öğrenmek. Sizi ilk harekete geçiren eylem. Hareket. Artık yeter dediğim zaman yani kendimden nefret etmeye başladığım zaman aynaya baktığımda çok çok kötü bir şey yani. Bir de benim boyum da uzun biri 73. <laughs> Şimdi 90 kilo 95 kilo olduğun zaman iri yapılı bir şeysin yani. O yüzden e, kendinden nefret etmeye başladığın zaman bence değişim de orada başlıyor. Telkinleri nasıl yaptınız? Sonra tamam karar verdiniz zayıflayacağım dediniz. Sonra evet. attığınız adım. Sonra ben... E, tam olması açısından soruyorum. Aha. Yok sonra ben aslında hipnoz eğitimi aldım. Aldığım hipnoz eğitiminde gene e, Milton bir hikayesinden çok etkilenmiştim. O da çocuk felcini kendisi yenmiş. Dolayısıyla ben de acaba kendim işte oto hipnoz uygulayabilir miyim, trans uygulayabilir miyim derken kiloyu verdim. Uçak korkusunu yendim. Ama o bir 7 ay falan sürdü bende. Hiç binemiyordum Ferda'nın uçağı. Çünkü bizim Kıbrıs'tan İstanbul'a gelirken uçağımız aniden irtifa kaybetti. Gerçekten yere çakılıyoruz zannettik. O zaman ben uçak defterini bir 5 sene kapattım işte ta ki otohipnozu öğrenene kadar. Kendinde o hipnotik telkinlerle yani kendinle uğraşmaya başlıyorsun. Nefret etmeye başladığın zaman kendinden değişmek dönüşmek için. Hmm. Bu bilinçaltı kayıtları nasıl oluşuyor? Bunun bir zaman aralığı var mı? Başımıza gelen her hal bilinçaltında bir kayıt mıdır? Allah aşkına şöyle el yüzü düzgün çok konuşmuş olabiliriz başka yayınlarda da ama bana bir anlatın ya nedir bu bilinçaltı? Şimdi çok konuşmak evet güzel bir şey ama bence net bir şekilde bu şekilde görselle anlattığımız zaman daha kalıcı oluyor, daha anlaşılıyor aslında insanlarda. Bilinçaltı kayıtlarımız biz 7 ile 12 yaşında oluşuyor. Bizim bir yaşam senaryomuz oluşmaya başlıyor. Bu bütün alışkanlıklarımızı, inançlarımızı, kararlarımızı değiştiriyor aslında. Yani ben Elif olarak karar aldığımı zannediyorum belki ama belki annemin, belki teyzemin yeme alışkanlıklarını sürdürüyorum. Onun kötü giden bir evliliği varsa mutluluğu işte yemeklerde arıyor. Kötü giden bir hayatı varsa yemeklerde arıyor. Ben de 35-40'a geldikten sonra ben de aynı şekilde aramaya başlıyorum. Dopamini, mutluluk hormonunu salgılatmak için yemek yemelisin, işte çikolata yemelisin gibi. Ama düşünsenize bir sportif bir ailede büyüseniz hiç böyle kayıtlar almazsınız mesela. Spor yapmalıyım mutlu olmak için, başarmak için spor yapmalıyım gibi kayıtlar da oluşabilir. Yani aslında demek istediğim şey bu kayıtlar burada var diye sürekli bu şekilde yaşamak zorunda değiliz. Değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz o kayıtları. İstediğiniz gibi. Kaderimiz değil yani bilinçaltı kayıtlarımız. Değiştirdiğimiz zaman finansal kaderimizi değiştiriyoruz. Duygusal kaderimizi değiştiriyoruz. Mesela dikkat edin özellikle narsist zedelere. Hep hayatlarına narsist insanları çekiyorlar. Niye? Anneler, babalar narsistse bilinçaltı kayıtlarında narsizm kayıtları oluşmaya başlıyor. O insanları hayatlarına çekiyorlar aslında. Aa, evet. Çatışmalı bir evde büyüdüyseniz yine çatışma ve kaostan beslendiğiniz bir ilişkiyi tercih etme sebebiniz de o evde oluşan o kayıtlar o zaman. Genel itibariyle o şekilde tabii ki. Babanız eğer anneniz eğer diyorsa çok şanslısın Ferda bak ben buradayım Allah'tan gibi gibi. E, bu tarz insanları arıyor ve bilinçaltı bunları buluyor. Çünkü bunları bunları biliyor, bunlara aşina. Bilinmeyen dedim ya her şeyden nefret eder. Bilinenler narsistse narsistleri çek, alıyor hayatına zaten. Çekiyor demek istemiyorum zaten kendisi buluyor. Ama siz bilinsiniz dedim ya yüzde on ikisiniz. Çok küçüksünüz yönetimde. O kayıtlar bana on kişinin arasından o söz konusu kişiyi seçtirebilecek kadar aslında bir anlamda da güçlü o zaman. Tabii ki. Hani böyle bir film sahnelerinde olur ya target olur böyle tak. O kişiyi evet. bulur ve çeker. O kişiyi buluyor ve siz ona doğru çekilmeye başlıyorsunuz. Daha sempati duymaya başlıyorsunuz. Çünkü onu biliyorsunuz zaten. Kendi ailenizde o insan var. Bilinçaltı diyor ki bizim kayıtlarımız gereği Ahmet bizim için biçilmiş kaftan. Çünkü narsist kendini beğen beğenmiş. Dolayısıyla tam bizlik diyor. O zaman da böyle devam ediyor tabii süreç. Parayla ilgili sorun yaşıyorsan Kilo problemim varsa, hep yanlış ilişkilerin peşinden koşuyorsam hepsini böyle yerle yeksan edecek o kayıt orası yaptırıyor. Evet onda mutabıkız anladık. Hepsini böyle değiştirecek, e, silecek, yok edecek tek bir antrenman var mı İlf Gece günlüğü var dediğim gibi. Mental banka e, gibi. Onu geçen programda program... mental bankayı anlatmıştık zaten. Evet, Anlattım. E, mental banka gibi ya da oto, oto hipnoz teknikleri, oto trans teknikleri burada çok işe yarıyor. Ama işin ilk başına döndüğümüz zaman homeostazınızı unutmamanız lazım. Yani bu Ferda Hanım böyle pat diye değişebilecek bir şey değil. Ha, yani direnen tarafınızı unutmayın diyor. Evet o direnç sizi siz yapıyor ve Ferda ile ilgili şeyleri değiştirmek istemiyor. Elif ilgili şeyleri de değiştirmek istemiyor. Direnci ne çözer? Direnci Tekrar mı? Evet tekrar günlük pekiştirmek çok önemli bir şey. Bir de gece yatarken yarım saat işte orada tamamen ee, hani film sahneleri olur ya böyle mahkumlar tam kaçarken e, gardiyanın böyle zayıf anını bekler. O böyle uyuklar birazcık. Onlar böyle tin 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 arkadan kaçarlar. Bizim yaptığımız şey de aslında o. Yani kendi gardiyanımızın gardları düştüğü zaman, gece yatmadan yarım saat öncedir genelde bu. O zaman işte çok hızlı bir şekilde Yazmak, gece günlüğü tutmak, telkinlerle beraber ama her telkinde değil tabii ki. Bunu eli yüzü düzgün bir şekilde yine bir defa anlatalım Elif Hanımcığım. Ben burayı çok mühimsedim. Benim bedenimde beni kontrol eden bir gardiyan var. Değil tamam mı? Mi? Ben de gardiyanın o en zayıf anını yakalamak ve bendeki bir kaydı değiştirmek istiyorum. Adına ne derseniz. isterseniz parayla ilgili yaşadığınız sorunlar deyin. isterseniz bir bağımlılık. Yanlış giden bir ilişki olabilir, duygusal yeme problemi olabilir, ekleyin özgüven problemi olabilir değil mi bir sürü şey sayabiliriz. Aynen. Tamam ben gardiyanın en zayıf anını yakalamak istiyorum. O da o uykuya dalmadan önceki yarım saat. Son yarım, yarım saat. Son yarım saat. Ne yapacağım orada? Burada bu arada şunu söyleyeyim. Bu son yarım saati aslında doktor John Kappas kendisi bulmuş. O da yine Hı -hı. Amerika'da çok ünlü bir hipnoterapist birçok araştırma yapıyor. Birçok deneme yanılma yöntemiyle son 30 dakikayı buluyor. Orada ne yapacağız? Aslında iki şey yapmamız gerekiyor. Bir kendimize bir oksidosin listesi hazırlayacağız. Ne demek oksidosin listesi? Hayatta gerçekten heyecan duyduğum şeyler. Özellikle çok fazla erteliyorsanız, motivasyon eksikliği yaşıyorsanız, yaptığınız işe karşı, hayata karşı şöyle bir liste yazıp beni bu hayatta neler heyecanlandırıyor? Kişisel tecrübelerimiz neler? Önce bunları bir yazacağız. Yani bir kahve içmek mi heyecanlandırıyor? Beni mesela Ferda Hanım da şimdi çay içmek heyecanlandırıyor gibi. <laughs> Dolayısıyla e, çocuğuna sarılmak olabilir, dışarıda hayvanları beslemek birçok şey olabilir. Ama genelde umutsuz vaka kendini görenler şöyle diyecektir hemen. Ben hiçbir şey beni heyecanlandırmıyor. O zaman ikinci seçenek seni neler heyecanlandırabilirdi? Yani Brad Pitt'le yemek, yemek yemek mesela olabilir. Ama ya da işte İngiltere'de, Western'de güzel bir müzikal izlemek olabilir ne bileyim işte bir yerde köpek balıklarıyla yüzmek her neyse onu olmuş gibi de yazabilirsiniz. Ama oksidosin listesi duygularımızın kışkırması, duygularımızın kabarması için çok önemli. Çünkü ardından kendimiz aslında bir transa başlayacağız. Hipnotik sürece başlamadan önce duyguları kışkırtmak çok önemli bir şey. Bu gece günlüğüne evet. uyumadan yarım saat önce beni nelerin mutlu edeceğini e, Belli bir zaman aralığında var mı bir süresi 30 gün, 10 gün, 15 gün. Bir tekrar aralığı var mı? Şöyle söyleyeyim, olana Olunca, kadar. Ha, olana kadar. Oluncaya kadar. Yani bunu ben söylediğim zaman diyorlar ki ya 30 gün mü yapacağız, bir ay mı yapacağız, 5 ay mı yapacağız? Ben de şunu söylüyorum. Ya 30 yaşındaysan 30 senelik bir yaşam senaryon var ve sen her gün aslında istemeden kendine o sinyalleri zaten gönderiyorsun. Gece gündüzün mantığı nedir biliyor musunuz? Sizin gerçek kendinize gönderdiğiniz her gün sinyalleriniz var. Kötü bir işim var. İşte istediğim kiloda değilim. Eşimle anlaşamıyorum. Hayat kötü. Kötü günler devam ediyor işte. Ama bu gerçek sinyallerin arasına siz aslında fantazi ve sanal sinyallerle bunu birleştiriyorsunuz. Tekrar edeyim. Gerçek sinyalleriniz var. Hayat kötü, hayat zor, mutlu değilim. Bunlar da fantazi sinyaller. İşte 55 kilodayım. Yaptığım işi çok seviyorum. Gerçek mi değil? Ama zaten bilinç gerçekle hayal ayırt edemez. Ay çok önemli bir şey söylediniz şimdi. Evet. Gerçekle hayali ayırt edemediği için ben gerçek sinyallerimin arasına sanalı yapay olanı yerleştirdiğimde öyle. gerçek oluyor. Aynen öyle. Yani bunu bir su damlası gibi düşünelim. Gerçek sinyallerim var, hayali sinyallerim var. Bir damla oluşturuyorum ve her gün bunu bilinç adına damlatıyorum. Gece yatmadan yarım saat önce. Şimdi şu sıra bir siyah damla damlatsam pek bir şey değişmeyecek. Ama ikinci gece, üçüncü gece, beşinci gece, onuncu gece bunu yaparken inanmanıza gerek yok. O kene kendi görevini yapar. Ama o zaman işte işin rengi değişmeye başlıyor. İşin rengini değiştirmem için günlük pekiştirme şart. Yani 30 senelik bir yaşam senaryosunu değiştirmekten bahsediyorum. Bir ayda olabilir, üç ayda olabilir ama Hani başka asgari değişim için asgari başka bir şey yok ne yazık ki Var diyen de doğru söylemiyordur. Şunu da merak ediyorlar. Bazen o gece günlüğüne o deftere ne yazacağını bilemeyenler de var. İzleyicimiz e, azıcık şeyi seviyor. Tam böyle cümleyi bile verelim istiyor. Ama belki biz bunu örneklendirebiliriz. Çünkü herkesin hikayesi bambaşka. Mesela kilodan gidersek. Diyelim ki biri 90 kilo. E, işte gerçek sinyalleri diyor ki sen 90 kilosun. Evet. Sen asla kilo veremezsin. Uyuşsal yemek yiyorsun. Heh. Tatlı düşkünüsün. Tatlıya bağımlısın. Zaten başlasan diyete sonunu getiremiyorsun, getiremeyeceksin. Evet. Ben hemen orada e, yapay sinyallerimi devreye sokuyorum ve diyorum ki uyumadan önce. Hayır ben 50 kiloyum mesela. Hayır ben kilo verebilirim rahatlıkla. Olmuş gibi. Olmuş gibi. Evet. Ha verdim. Terzin, o zaman ben Bak telkin dediğimiz şey zaten manipülatif bir cümledir. Yani oldu ve bitti o zaten. Ya yani o yüzden olumlama gibi bir şey değil. Ben 55 kiloyum hayattan gerçekten zevk, alıyorum. Duygusal psikolojik ihtiyaçlarımı yaratıcı yollarla karşılıyorum. Hayatı seviyorum. Kendime yönelik olumlu düşüncelerim var. Hayata karşı sevgi doluyum. Olumluyum, mutluyum. Her zaman çok çabuk doyarım. Tatlıyı çok sevdiğim için bir parça bile beni tıka basa doyurur. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. E, genelde hani bilinçaltı çalışmaları yapanlarda şunu duyuyorum. Hayatınızdan çıkartın. Çikolatadan nefret edin. Yani neden nefret ederim ki? Yani ben ona da çok karşıyım. Bence zaten çok sevdiğiniz zaman tıka basa doyarsınız. İtalyanlar mesela çok küçük bir espresso içerler değil mi sabah? Ama bırakır onu. Bir espresso çok küçüktür. Çünkü çok yoğun bir tad aldığı için, çok yoğun tatmin olduğu için 2-3-5 içmez yani. Aynı şey tatlılar için de geçerli. Onlar zaten bu çalışmaları yaptığında çok yoğun tatminkarlık alacaklar. Hmm. Yani bir süt yediğin zaman gerçekten 5-6 tane yemiş gibi oluyorsun. He, bir kaşık aldığımızda da o etkiyi yapar mı? Kesinlikle. Ben işte baklavayı o yüzden de dedim ya 2 <laughs> kilo yerken baklavayı. Baklavayı artık baklava olduğu için yediğim için. Bir tane ya ikinciyi bana silah zoruyla yedirebilirsin ama ben bir taneyi yerken de zevk alıyorum ve bu zevkimi bırakmak istemiyorum yani yemek yemek çok güzel bir şey çünkü bunu da oturarak yapmadı Elif Hanım çeşitli taktikleri, <laughs> metotları kullanarak az önce verdiğim o gece uyumadan önceki e, örneği mesela bir para üzerinden cümlelerle anlatalım bir de mesela kötü giden bir ilişki olabilir, bir Hı -hı. iş olabilir bunun üzerinden anlatalım e, paraya ulaşmak isteyen biri. E, diyor ki uyumadan önce zihni ona sen paraya layık değilsin. Sen istesen de zaten çok para kazanamazsın. İşte sen fakirsin. Ama canım para seni mi bulacak gibi gerçek sinyalleri var. Yapay sinyaller ona ne dedirtmeli? Para bulmanın yaratıcı yollarını buluyorum. Para bana kolaylıkla gelir. Ben kendi para kazanma becerilerime güveniyorum. Ya da mesela atıyorum ha bu arada işte aylık 20 bin lira 30 bin lira bir geliriniz varsa lütfen 300 500'ü hemen direkt olarak şey yapmayın yani orada işte homeostaz devreye girer. Yani biz yani daha çıkıyor. Tabii, tabii ya biz daha 30'u zor kazanıyoruz 300'ü nasıl kazanacağız der. O yüzden 30 60'ı 60 60'sa işte onun 120 bin o tarzda bir şey. Onu mesela yazarak da söyleyebilirsiniz. Ben 30 bin lira kazanıyorum gerçek sinyallerimde. 60 bin TL kazanıyorum ve gerçekten finansal yatırımlar yapıyorum, tatillere gidiyorum. Ne olurdu hayatında, nelerden zevk alırsın 60 bin TL'nin olsaydı? İşte bunların hepsi sanal sinyaller. Gerçek mi? Değil. Ama zaten oraya düştüğü zaman bilinçaltına, gerçeği ve hayali zaten ayırt edemediği için pozitif kayıtlar oluşacak burada. O zaman ne anlama gelecek bunlar? Ben para fırsatlarını görebileceğim, yatırım fırsatlarını görebileceğim. Bizim para vade diye bir programımız var. Geçen de geldiğimde bahsettim. Oraya bir memur hanım geldi şimdi. Diyor ki işte hani hangi alanda finansal geliriniz olacak? Bize ne verirlerse o olacak dedi. İşte baştan kaybediyoruz tamam mı? Yani illa senin kazancın olmak zorunda değil gelirin. Sen onu öyle güzel bir yatırıma dönüştürürsün ki kendin için gerçekten çok güzel fırsatlar yaratırsın. Yani Kafadaki daha doğrusu bilinç altındaki pozitif kayıtlar ne kadar çok artarsa, ne kadar çoğalırsa hayatımdaki olumsuzluklar azalıyor anlamına mı gelir Kesinlikle. bu? Kesinlikle. Olumlu olan şeyleri görüyoruz. Düşüncelerimiz zenginleşiyor, fikirlerimiz zenginleşiyor. Ona göre de bir strateji buluyorum yani. Bize baştan kaybettiren cümleler ne? <laughs> Atadan beri fakiriz. Bak parayla ilgili çok bir bilinçaltı inançlarında şöyle özellikle Yeşilçam etkisi diyorum ben buna. Para bütün kötülüklerin anasıdır. İşte e, zengin aile çocuklarına böyle klişe klişe Yeşilçam filmleri vardı hatırlarsanız. Mutlaka bir zengin aile var mutlaka bir işçi aile yazıyor gibi. gibi. Evet evet Bunların yani zenginlik kötüdür. Zenginlik kötüdür bilinçaltı para bütün birinde. kötülüklerin anası Aha. gibi bu tarz zaten kayıtlar. Özellikle siz gerçekten işte memur bir ailenin bir çocuğuysanız işte yani hep hep bir maaş alayım ve geçineyim, maaş alayım geçineyim. Sonrasında işler hep o şekilde ilerlemeye başlıyor ne yazık ki. Hmm. Negatif kayıtların yerine lütfen pozitiflerini koyun. Pozitifleri çoğalttıklarında hakikaten bizim o mucize dediğimiz şey geliyor mu ya Elif Hanım? Danışanlarınızdan böyle spesifik bize aktaracağınız Değişim hikayelerinden birkaç tane çarpıcı örnek versenize. Şimdi bir para canavarı eğitiminiz var değil evet, mi? Yenilmezler programınız var. var. Ee, Zayıflamayla ilgili ara ara eğitimleriniz evet, oluyor. Ara ara eğitimini yapıyoruz ama temelde yenilmezler programı e, daha Hepsini fazla. Kapsayan Hepsini kapsayan mı? Hepsini kapsıyor ama para canavarı sadece parayla para yönelik kapsıyor. Kim neydi, ne oldu, nasıl geldi, nasıl çıktı? Bizim bir e, bilgisayar mühendisi bir hanımla çalışıyorduk, o da gene bir üniversitede hocalık yapıyordu. E, i̇smini şimdi burada söylemeyeyim. belki hoşuna gitmeyebilir. Ama gerçekten çok da büyük bir yazılım ekibi kurdu. Ama bir türlü işte memur bir ailenin çocuğuydu ve bir türlü o şeyden de çıkamıyordu o cendereden yani. Sonrasında ben ona mental bankayı öğrettim ve gün ve gün gün ve gün çok da disiplinli bir hanım, sizin gibi. <laughs> o yüzden o da her gün gün ve gün gün ve gün mental bankayı yaparak bir gün gerçekten uyandığında Dubai'ye gitme fikri geldi. Yani şöyle televizyonda bir Dubai reklamı görüyor. Sahri sesinde şöyle bir şey iniyor hemen bilinçaltından. Neden Dubai'ye gidip orada yatığın fırsatları kovalamıyoruz? Elif diyor o zamana kadar hiç bunu diye düşünmemiştim. Halbuki bir sürü bağlantıları var. Çevresinde Dubai'ye giden arkadaşları var. Onlardan, onların aracılığıyla gerçekten orada bir sunum yaptı. Yani küçük de bir olsa yatırım alıp sonrasında kendi işini şimdi geliştirmeye devam ediyor mesela. Allah yolunu açık etsin. Amin. Dileyen ha. herkese de nasip olsun ama oturarak olmuyor bu işler. Aynen öyle. Bana da dondurma <laughs> sözü var onu da hatırladım. <laughs> e, şimdi biz karar verdik yapıyoruz. Tamam ne diyorsunuz en başından bu yana? Ya, bu işler bir günde olmaz diyor. Çünkü direnen bir tarafımız var. Direnen tarafımızla uğraşmak da e, bağımlılıklarımızdan e, ya da olumsuz kayıtlarımızdan kurtulurken aslında en büyük engellerden birini oluşturuyor Tabii bize. Ki. Ara ara zihnimiz bize e, bizi yolumuzdan alıkoyacak sinyaller de veriyor değil mi Elif Hanımcım? Bir şeye karar veriyoruz ama dur otur yerine dedirten sinyaller de var. Aynen. O aşamada ne yapacak? Olur. Kararını vermiş kişi. Aynen. Biraz işte e, emir komutayı eline alması gerekiyor. Özellikle mesela askeri eğitimler ya da ben eski dövüşçü olduğum için verebilirim. Bizim hı hı. mesela antrenmanlarımızın aslında temeli şey de yani disiplinin olmakta. Hı hı. Orada Hemen bir ilkel bir... beyin vardı bir onu gösterelim hı hı. izleyicimize. Bakın biz buyuz bundan ibaretiz. Yani şu şekilde ilkel beyin görüyorsunuz memeli beyin ve insan beyni. Şimdi insan beyni zaten oluşumunu 25 yaşına kadar tamamlıyor. Dolayısıyla aslında çok büyük bir çoğunluğumuz memeli beyin ve ilkel beyinden yönetiliyor. Ve ilkel beyin çalışmaktan nefret ediyor. Az çabayla çok mutlu olmak istiyor. Yani kitap okumak yerine saatlerini sosyal medyada geçirebilir. Hiç problem değil. Ya da işte bir sporla haz almaktansa tatlı yiyebilir. İşte tatlıya düşkünlük de aslında buradan geliyor. Az çabayla çokça mutlu olacak ve bunu direkt olarak harekete geçirmek için Emir komuta taktiği çok önemlidir. Geçen programda söylemiştim. Bizim insan beynimiz aslında küçük olabilir, yüzde on olabilir ama bilinçaltını yönetmek istiyor. O yüzden zaten biz bir çıkış yolu arıyoruz. <laughs> gücü yani, yetmiyor. yetmiyor? Gücü yetmiyor işte. O yüzden bu trans teknikleriyle kendinizi dönüştürebilirsiniz. Bir de sporcuların yaptığı gibi emir komutayla yani kendine emir verme becerisi. Kısa ve sert komutlar. Askeri filmlerde izlersiniz. Koş, yere at, kalk. Ha, i̇şte onun gibi. kapat. Bütün bunlar aslında askerler şunu çok iyi bilir. Zaten bu yapıyı çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla insan davranışından Hilkel beynin sorumlu olduğunu bildiği için mesela bir baskında yere yat diyor, değil mi? Yere yat. Beyefendi yatar mısınız? <gülüyor> demiyor. <gülüyor> yani uğur dündar tadında açar mısınız demiyor yani. Dolayısıyla direkt sert. Kendinize de sert komutlar vermeniz gerekir. Bir şekilde kitap okuyacağım. Üşeniyorum ya şimdi kitap mı okulu? Kalk. Oku. Oku. Gerçekten söylüyorum bunu. Ben mesela e, ya sabahları kalktığınız zaman gerçekten soğuk duş almak eziyettir Ferda Hanım. Öyle böyle bir eziyet değildir. Ben ilk başlarken biz işte buzlu küvetlere giriyorum evet. işte. E, ilk başlarken şey ya kim girecek sabah 5 falan filan. Gir yap. Et diye diye onu o şekilde kendime alıştırdım, ta ki artık kolay gelene kadar bana. O yüzden emir komuta ilişkisi kurmak kendinize çok önemli bir şey. Eğer bir şeyi ertelemeye başladıysanız ya da başlayamıyorsanız kendinizi o yerinizden kaldırmak için evet. yap, koş, kalk. Bir de şöyle hadi, bir şey harekete geç gibi. Aynen. Bir de i̇lginç orada aslında ya, çok <laughs> ilginç insan ne kadar ilginç bir varlık. Aynen. Bir de mesela buna komik bir isim koyarsanız işiniz daha kolay olur. Komik ve yönetilebilen. Mesela benimkinin adı Hokkabaz. Hokkabaz kalk, Hokkabaz yap. Mesela şartlandırıyorsunuz onun ismini. İlkel söylerken. beyninize isim mi verin diyorsunuz? Evet. İlkel beyninize komik bir isim ver. Komik ve yönetilebilir. Niye komik? Çünkü baş edilmesi daha kolay. Mizah zaten bir baş etme aracıdır her şeyden önce. Mizahi sizi de böyle gereksiz strese sokmayacak. Çok zorlamayacak. O yüzden komik bir isim. Yani mesela bazılarınınki Humboldt. Bazılarınınki Gollig. Benimki İsteyelim okkabaz. mi izleyiciden bu videonun altına ilkel beyninize verdiğiniz e, biraz komik olabilir diyor Elif Hanım. O isimleri lütfen bir yazın. Evet e, Çünkü oraya komut vereceğiz ya kalk yap hadi diye bir ismi olsun diyor. Benimki hokkabaz dediniz. Hokkabaz. Kımbol olan var. Yani maymun diyen var. <gülüyor> <gülüyor> yani komik seni stil sokmayacak ve yönetilebilir olacak. Kısa ve sert komutlar. Oku yap et. Yapar mısın eder misin yok. Yapar mısın, eder misin olursa yapmam diyecek çünkü. <laughs> Kibarlığın sayılmıyor kibar, galiba. Kibarlık yok. İlkel askeri, Bey as, askeri sistemlerde bu bilinir zaten yani. Askerler direkt insanın ilkel beyine komutu verdiğini bilir suçlulara karşı. Askeri başarının altındaki sır bu o zaman. Yüzde 80 askeri eğitimi zaten ilkel beyin eğitimidir. E, böyle bizim çok iyi yakından tanıdığımız başarıdan başarıya koşan sporcular için de aynı şeyi söyleyebiliriz o zaman. Bu teknikleri uygulayıp başarmış şampiyonlardan var mı örnekler? Daha önce galiba bir e, boksör örneklemiştiniz yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Mike, Tyson Mike Tyson da galiba. Mike Tyson zaten hayatı boyunca oto hipnoz yapmış bir insan. Hayatı boyunca e, Usama Bolt'un kendine ait bir hipnotisti vardır. Kendi bilinçaltını çalıştırır zaten. E, Roger Bannister vardı. Yani rekorlar kırdıran şey e, bir yerde bir hipnotiste de çalışıyor olması. Tabii tabii. Yani Roger Bannister diye 1960'larda bir sporcu vardı mesela. Ee, ve o 42 mil diye çok gerçekten hani herkese ilham veren bir hikayesi vardır. Koşamıyor kimse 42 mili geçemiyor. Pardon bir dakikalık mil hikayesi. Bir dakikanın altında sonunda koşmayı başarıyor ama o koşana kadar kimse ona inanmıyor. Kendi hocası dahil. Roger Bannister kırdıktan bir sene içerisinde 37 kişi daha o kırılamayan rakoru kırmaya başlıyorlar. Niye öyle oluyor? Çünkü bir kişi inanç yaratıyor insan. Hı -hı. O bilinçaltı inancının oluştuğu zaman diğer insanlar onu takip ediyor. E bir şeye karar verdiğimizde yanımızda bizi yolumuzdan alıkoyacak insanlar da olacaktır var. mutlaka. Var, var Yani var. inancını kıracak. Ne yapacağız onlara? Onlara işte en güzel belki de onlara da telkinler verilir bilmiyorum ama o zaman da kendine küçük ve sert komutlar verebilirsin. Dinleme yapma etme gibi yani. Onlar, onlara ciddiye alma gibi komutlar verilebilir ama çok da fazla dışarıdan telkin almaya elverişliyseniz o da birazcık sıkıntılı. En güzeli trans tekniklerini öğrenmek, trans tekniklerini hayatınıza almak. Günde 3 ila 5 dakika kendinize ototrans almak. Başka bir şey pek yapmanıza da gerek yok ama değişim diyorsak daha asgari sınırda bunu yapmak mümkün değil. Elif Hanımcığım bir yayının daha sonuna geldik. Yine bir sürü şey öğrettiniz bize. Bugün de benim aklımda böyle en mıh gibi kalan kendimize vereceğimiz komutlar. Hadi kalk yap. Ben uygulayacağım. Ee, bu arada o İlker Bey'inize hangi isimleri koydunuz? Hem Instagram'da hem e, bu videonun altında YouTube'da yazabilirsiniz. Şunu da unutmayalım. Bazı linkler vereceğim izleyiciye dediniz. Evet, tersin... Onları da aktaralım. linklerimi tersin... tersin... linklerime. Evet. Yani bir kolaj hazırlayayım ben. Kilo tamam. vermek, sigara bırakmak, ertelemeyi e, ya da özgüven eksikliği gibi buradaki kayıtları değiştirmek için benim verdiğim o oh, size dinle paylaşayım. Oradan örneklere bakarak alışsınlar bir telkin yazmaya, telkinin ne olduğunu alışsınlar. Ondan sonra bunları değiştirmek için gece günlüğüyle yatmadan 30 dakika önce çok hızlı bir şekilde yazsınlar. Çok hızlı bir şekilde neden yazılması gerektiğini de daha önceki yayınlarımızda anlatmıştık. Evet. Ee, bu linki biz hem YouTube videomuzun açıklama bölümüne koyalım. Arıyorlar bulamıyorlar çünkü. Evet. Hem ben de Elif Hanım da Instagram'da hikayelerimizde linkle beraber duyururuz sizlere zaten. En tamam. çok sorduğunuz şey link. <laughs> link istememek için abone olup bildirim zilini açmanız esasında yeterli. Bir kere daha söylemiş olalım. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık Elif Hanımcığım. Hayır, teşekkür çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.